Evet değerli takipçiler, kombimizin markası Demir Döküm Kalisto. Kalisto da F5 neden olur? 1, 2, 3, 4 sayıyorum. Fan motoru bu şekil vibrasyonlu çalışır. Gazı dışarı atamaz ise F5. Hava silici arızalı olur. F5. Elektronik kartı arızalı olur. F5. Ne dedik? 1, 2, 3, 4 nerede? 4 bizim evde. Baca yerinden çıkar. Yukarıdan birisi halı çırparken kuşluk çıkar, atar, o saçma sapan işler olur. Ford'da kalır, Five'da. Şimdi sesimize bir daha bir bakın ne kadar iğrenç. Şu an kombimizin ateşlemesi lazımdı, ateşlemiyor. Niçin? Bakın, bunu buradan çıkarttım, bunu buradan çıkarttım, şöyle yaptım. Vay be, ateşledi. Sakın sakın ola fişi çek. La bu gerizekalı ne güzel orayı söktü, orayı söktü. Ben de ağzımla üfleyeyim. Hayatta en nefret ettiğim iş. Herkes kendi işini yapacak. Eğer siz kendi işinizi yapmazsanız ne olur biliyor musunuz? Ayvayı yersiniz. Bak müşteri de arkadan kamerayla bizi çekiyor. Ayvayı yersiniz. Vallahi yersiniz, billahi yersiniz. Şu ayvayı yersiniz. Bir, şimdi sakın kimse yanlış anlamasın. Şu cümlelere gıcık oluyorum. Hocam yanlış anlamayın da ben vallahi devlet memuruyum. Hani bak şimdi kimse yanlış anlamasın. Ben devlet memuruyum. Devlet memurusun. Ne olmuş? Hani çok para isteyeler ben kendim yapayım bak. Kimse yanlış anlamasın. İstisnalar hariç özür dileyerek altını çizerek söylüyorum. En nefret ettiğim cümle. Ben devlet memuruyum. İstisnalar hariç asgari ücretli insan sabah saat 6'da gecenin karanlığında gidiyor. Alın teri dökerek haşatı çıkıyor. Bu kadar acımıyor. Şimdi devlet memuru istisnalar hariç hep böyle usta vallahi yemin ediyorum Kur'an çarpsın bak Allah belamı versin yok devlet memuruyuz. Abi diyorum Allah'a ellerini açıyorsun dua ediyorsun ya Rabbim. Beni kurban olayım devlet dairesine sok. Devlet kapılarında çalışmak istiyorum diye Allah'a yalvarıyorsun. Devlet dairesine giriyorsun. Maaşın şıp 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 pandemi yaz yağmur çamur demeden cebine giriyor. Cumartesin var, pazarın var, 23 Nisan'ın var, 19 Mayıs'ın var, hafta sonun var, bayramın var, seyranın var, 6 aylık ikramiyen var. Allah'ıma, dinime, Kur'an'ıma, namusuma ben devlet memuruyum. Yapmayın, lütfen yapmayın. Kendinizi bu kadar acındırmayın. Çok aciz, ezik duruma bir düşüyorsunuz. Ulan adam asgari ücretle çalışıyor. Yemin billah ediyorum. Bu kadar ağlamıyor ya. En gıcık olduğum model tip. Devlet memuruyuz. Yapmayın kurbanınız köleniz olayım ya. Yapmayın. En gıcık olduğum cümle. Çekil şimdi. Lütfen bakın tekrar üstüne basarak söylüyorum. Kimse yanlış algılamasın. Devlet memurlarına gıcık olduğumdan değil. Yemin billah ediyorum. Kapıcı dairesinde oturuyor. Soğan ekmek, halk ekmek kuyruğunda bekliyor. Ebru's da çok şahit olmuştur. Hiç bu kadar ağlayanı gördün mü? Hayır, görmedim. Bir de şu var. O devlet dairesine girene kadar ama dualar, özür dilerim söylüyorum ama rüşvetler ama torpillerle giriyorsunuz. Bak hep üstüne basarak söylüyorum istisnalar hariç. Yemin billahi diyorum çalışmıyorsunuz ya. Kur'an nimet çapsın çalışmıyorsunuz. Olur mu kardeş biz çalışıyoruz. Zaten onlara demiyorum. Sabah 9'da işbaşı mesaine poğaçayla geliyor. Bir 10'da kesinlikle çayım var. Şunu müdürüme bir imzalatayım diye bir geliyorsun. Ne kadar orada falan bir bakan devlet memuru varsa ne yaptın ne ettin mağazaya gittin bak ben bugün çocuğa elbise aldım. Dedikodu devlet memurları normalde kaçta bir bırakıyor? 6'da mı? 5'te mi?
4'te zaten takım elbise veyahut da pantolon, makyaj, tuvalete bir giriyorsun, yarım saat 45 dakika, 1 saat yoksun. Erkenden arazisin. Bir de şunu söyleyeyim. O doktora gidip rapor yazdırıyorlar ya. Hocam bana bir rapor yaz 10 gün. Raporu yazdırıyorsun. Kafana göre. Torpil de içeride var. Bir ayda kaç para maaş alan örnek? 10 bin. 20 bin. Hiçbir şeyin yokken devlete gitmeden de maaşın bir yatıyor ya. Yolunu da bulmuşsun. Ondan sonra devlet memuruyum. Yapmayın, kölen olayım. Sakın burada ben devlet memurlarını aşağıladığımdan değil. Belki bakana hakaret davası açacaklar. Yani kralına şikayet edin. Burada zaten devlet dairesinde sistemlerin nasıl işlediğini herkes görüyor. Bir vergi dairesine gidiyorsun, işin 2 saatte olmuyor. Oraya gidiyorsun olmuyor, oraya gidiyorsun olmuyor, oraya gidiyorsun olmuyor, oraya gidiyorsun olmuyor, 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 olmuyor. Bir de çıkarken de şu. Vallahi bıktım ya, bir emekli olaydım da. Onun için konuştuğum cümleleri kimse yanlış anlamasın. Bulunduğu mevkiden o zaman ben şöyle gidiyorum. Memnun değil misin? Çık lan. Çık hadi. Çık. Yok, devlet memuruyum. Niye? Memnun de değilsin hani, acındırıyordun kendini. Bakın ben 43 yaşındayım. Mesleğimi seviyorum, aşığım. Bana 150 bin tane devlet memurluğunu bağışlasınlar, hayatta yapmam. Çünkü benim tarzım değil. Buradan vatanına, milletine, görevine, aldığı maaşa saygıyı gösteren tüm devlet memurlarının alnından öpüyorum, ellerinden, ayaklarından öpüyorum. Bu kadar da açık konuşuyorum. Bak, alnından öpüyorum, ayaklarından öpüyorum. Şimdi videoyu kapatmadan bir de bunu yerine çal. Aa, Fatih Usta, bunu takmadın. Çöpümüz nerede? Öyle bırak, çöp. Çöp yok galiba. Tekrar üstüne basarak söylüyorum, hem kombimizi ya yaptık, sakın burada yanlış anlaşılmasın. Hatalı konuştuğumu tahmin etmiyorum. Hatta öyle baya bir yerlerde, hastanelerde çalışan böyle doktor, tamam, nerede çalışıyor? Devlet bir dairesinde, yemin ediyorum var ya, bazen hastayı horlayan tipler var. Bu adam ne yapıyor? Yüzümüze karşı söyledi ya bir cerrah. Puan şey vermiyorlarmış, sıra mıra. Abi diyor, ben bunlara bakayım, ilgileneyim ki yarın bir gün biz yaşlandığımız zaman bize de bir ilgilenen çıksın, çocuklarımıza bakan çıksın diye. Hastayı alıyor hastane içinde, teyzem şuraya git, amcam buraya git, bu da buraya git, al bu da devlet memuru. İşini aşkla yapıyor. Ya bir kombinin fan motor videosu nereden nerelere geldi, vay babam vay. Onun için babamın bir lafı var, der işte, tak sepeti koluna, herkes kendi bir yoluna, herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Şimdi bunu buraya taktık. Şunu şuradan aldık. Bu işleri sakın kendiniz yapmayın. Ben size söyleyeyim, her şey çıkabilir, çıkmayabilir. Allah herkesin yardımcısı olsun. Şimdi bir de şu var. Sakın kimse yanlış anlamasın. Sokaktan geçen 500 kişiye sorayım. 500 kişiye. Selamünaleyküm abi, bir iş yapıyor musun? Vallahi yok. Devlet memuru olmak ister misin abi? Hazır maaşın. Sıcacık yerde, oturduğu yerde hazır bir paran alacaksın. Eğer 500 kişinin 499 değil 500 kişisinin hepsi devlet memuru olmak ister. Ama olduktan sonra da dediğim gibi işte, çalışmayan çalışmıyor.
Bakalım ses kesilecek. Aynı zamanda da kombi yanacak mı? İnşallah bir yanar. Tüm devlet memurlarının aşkına yansın. İşte ses gitti. Videomuzun başlığı ne olsun? Devlet memurları. Hoşçakalın, mutlu kalın.